Merhaba, ben Kübra. Nasıl webtoon çizdiğimi anlatıyorum. Bugün de aksiyon sahneleri nasıl çizilir bundan bahsedeceğim. Normal bir konuşmayı çizmekten daha farklı tabii ki. Sıkıcı olmasını istemiyorsanız hareketlerin dinamik olması gerekiyor. Her sahneyi oldukça dramatik çizmeye gerek yok ama bazı püf noktalarına dikkat ederek etkileyici sahneler hazırlanabilir. Başkaları nasıl çizim yapmış bol bol inceleyin. Manga, webtoon ya da webkomik olabilir. Anime veya animasyonlarda nasıl sahneler kullanılmış ya da filmlerde nasıl sahneler kullanılmış, hangi açıyla göstermişler bunlara bakabilirsiniz. Çünkü sahnenin bir şeyi anlatması gerekiyor yani sonuçta. Art arda sadece iki kişi birbirine yumruk atıyor şeklinde çizilmemeli. Çok sıkıcı olur o zaman. Gerçek hayatta iki kişi nasıl kavga ediyor mesela? İnsanlar vücudunu nasıl hareket ettiriyor? Bunlara bakmak lazım. Akıldan çizmekle uğraşmaya hiç gerek yok bence. Çünkü önce basit olan aklımıza gelecek. Onun yerine referans bulup çizmek daha mantıklı, daha kolay aynı zamanda. Uygun hareketi düşünüp thumbnail vesaire hazırladıktan sonra ve referans bulduktan sonra hareketin yönünü buluyorum. Bu şekilde daha etkili, daha dinamik oluyor. Daha sonra da eklem yerlerini belirliyorum. Önce ayrıntıya girmeden çiziyorum. Basit şekiller kullanıyorum. Eğer kemikler ve eklemler biz hareket ederken nasıl bir şekle giriyor bunu bilirseniz daha kolay çizebilirsiniz. Referansın üzerinden de çalışma yapabilirsiniz yani tabii. Bir de aynı zamanda karaktere uyarlamanız gerekiyor daha sonra hareketi. Poz çizimi için yukarıda çıkan videoyu izleyebilirsiniz. Orada da bahsetmiştim. Açıklama kısmına referans alabileceğiniz bir de site koydum. Koyacağım yani. 3 boyutlu karakterler var orada bu sitede. Mixamo'du sanırım. Evet. İstediğiniz hareketi seçip yönünü vesaire değiştirebiliyorsunuz açısını. Gerçek hayattan da referans kullanabilirsiniz. Bazen de 2 saat belli bir hareketi aramak yerine kendim canlandırıyorum. Evde komik hallere giriyorum. Aynı zamanda okuyucuda kafa karışıklığı olmaması açısından 180 derece kuralını da unutmamak lazım. O videoyu da koyuyorum. Onu da izleyebilirsiniz. Karakterlerin yerleşimi ise kim üstün konumdaysa buna göre ayarlanabilir. Yukarıdan aşağıya doğru bakıyormuş gibi çizilirse karaktere yani. Karakterin daha kötü durumda olduğunu varsayabiliriz. Karakterin daha üstün olduğunu ifade etmek içinse aşağıdan yukarı doğru karaktere bakıyormuş gibi çizebiliriz. Dinamik çizim dışında sahneye ekleyeceğimiz ufak tefek şeylerde büyük fark oluşturabilir. Vücudumuz hareket ederken üzerimizdekiler, saçlarımız, kıyafetlerimiz, aksesuarlarımız, kolye, küpe vesaire. Bunlar da bizimle hareket ediyor, takip ediyor hareketi. O yüzden kıyafeti henüz havada kalmış bir şekilde çiziyorum burada. Saçlar ve aksesuarlar da hareketin yönünü takip ediyor yani. Bunlar yok burada ama saç var tabii ki. Burada renklendirme yaptıktan sonra kılıcın, yani kılıç gibi görünmüyor olabilir şu anda ama neyse. Bunun uç kısmına çizgiler ekleyerek hareket etkisi veriyorum. Birkaç teknikle yapılabilir bu. Buradaki leke aracı kullanılabilir. Bulanıklaştırma etkisi yapıyor. Kılıcın rengi dışında siyah veya beyaz çizgiler de eklenebilir. Hani fotoğraf çekerken elinizi hareket ettirirseniz böyle bulanık çıkar ya,
İşte öyle bir etki oluşturuyor bunlar. Bu şekilde kılıcın hareket edeceği yön de çizilebilir. Yani aslında sonradan fark ettim burada. Kılıcın hareket yönü bu şekilde olmamalı. Şimdi göstereceğim. Aşağıdan yukarıya doğru hareket ediyor. Öbür türlü çizince sanki arkasına doğru indiriyormuş gibi gözüküyor. Benim yapmak istediğim aşağıdan yukarıya doğru hareket etmesi. Onun dışında çizimin diğer yerlerini de leke aracıyla düzeltiyorum ki her yeri hareket ediyor gibi gözüksün. Daha sonra hareket bulanıklığı ekliyorum. Bu bulanıklaştırma araçlarını kullanarak farklı efektler elde edebilirsiniz. Panel çizgisini karakter dışarıda kalacak şekilde çiziyorum bir de. Sahneden fırlamış gibi bir etki veriyor o zaman. Daha farklı şekiller de kullanılabilir panel için. Normalde kare veya dikdörtgen çizdiğimizi düşünürsek, aksiyon sahnelerinde farklı şekiller kullanarak daha çok dikkat çekebiliriz bu sahnelere. Arka planda ise yine hareket çizgileri kullanılabilir. Eğer arka planda ormanlık bir alan varsa ve sadece ağaç çizilirse ya da ağaç, ev vesaire arka plan yani normal bir şekilde çizilirse durgun bir görünüm oluşabilir. Muhtemelen öyle olur yani. Bu şekilde yapınca sadece odak karakterde olmuş oluyor. Aynı zamanda panele bu şekilde toz parçacıkları vesaire efektler ekliyorum. Başka bir sürü şey daha eklenebilir aslında. Ya da bu yaptıklarımın hepsi bir panelde toplanmak yerine birkaç panele yayılabilir. Yani bütün hareket çizgileri, efektler, işte panel şekli, farklı karakter panelin dışında çizilecek gibi değil de ayrı ayrı yayılabilir. Her sahne dramatik, yani çok aşırı dramatik olmak zorunda değil sonuçta. Bir de ilk webtoon'umda nasıl yapmaya çalışmışım ona bakalım. Şimdi bu birinci bölümdü. Burada mesela havada süzülüyormuş gibi gözüküyorlar. Burada geçiyorum. Yani hiçbir hareket yok. Çizgi falan yapmaya çalışmışım ama hiçbir anlamı yok yani. Bu bu ne? Evet, koşuyor. Ve bölüm sonu. Yani bir çizgiler falan var da sadece çizgi yani. Hiçbir anlamı yok. Evet. Burada. Arka plan hiç yok zaten. Hiçbirinde arka planı yok. Sahnelerin yani panellerin boyu genelde aynı. Şurada bazılarını farklı yapmışım sadece. Çok manasız. Mesela bu hiç dinamik bir poz değil. Çünkü sadece bu şekilde ayakta duruyormuş gibi gözüküyor. Tekrar yapacak olsam bunu yani. Dediğim gibi şu ayakkabısını mesela bulanıklaştırma ya da vesaire işte. Diğer efektleri uygulardım. Yumruğu mesela. Zaten bu şekilde durmaz yani. Evet, geçiyorum.
Çok manasız. Nasıl bir duruş? Bileği kırıkmış gibi gözüküyor. Yine mükemmel bir sahne. Ayağı kırılmış gibi gözüküyor. Evet, burada bir hareket çizgisi yapmaya çalışmışım ama bu neyi anlatıyor? Kapı mı? Başı mı dönüyor? Mükemmel saçları. Neden böyle? Yani çizgiler de çok bağlantısız bir şekilde. Daha sade olabilirmiş. Yani iç içe geçmiş. Bu ne? Deniz yıldızı. Ay, deniz yıldızı gibi olmuş gerçekten. Ne? Burası. Burası mükemmel. Vuş. Çok güzel bıçak uçuyor. Bıçak bu arada. Onu yapmaya çalışmışım. Arka planda biri var hesapta. Ve bölüm nasıl devam ediyor? Vuş. Sonra ne oldu? Hiçbir bağlantısı yok panelin ya. Of. Yani evet, bu şekilde. Bu da zaten paylaştığım son bölümdü. Evet. Arkadan bilgisayarın sesi çok gelmiş olabilir. Onun için üzgünüm. Birazdan havalanacak çünkü yakında. Evet, telefonu da sessiz alsaymışım keşke. Yani sonuç olarak tam bilmeden bir şeyler yapmaya çalışmışım ama olmamış gerçekten. Şu anda tekrar çiziyorum işte. Bakalım ne olacak. Bitirdiğimde de gösteririm zaten. Çizerken de başka videolar çekerim. Şimdi bir de başkaları nasıl yapmış ona bakalım. Burada hareket çizgileri kullanılmış. Tekme tam panelden fırlayacak gibi güzel bir açıyla çizilmiş. Etrafta parçacıklar vesaire, kıyafet havalanmış. Güzel olmuş. Burada da yumruğun çizgileri titrek. Sanki etrafındaki havayı bile etkileyecek kadar hızlı gibi çizilmiş. Yine hareket çizgileri de var. Ön taraftaki yumrukta aynı zamanda bulanık çizilmiş. Bunda da parçacıklar var yine. Bazı yerler bulanık. Yine çizgiler kullanılmış. Buş. Bunda ise tekme tam da fotoğrafta elimiz hareket ederken nasıl çıkıyorsa o şekilde çizilmiş. Gölgeler ve eli de aynı şekilde bulanıklaştırma yapılmış. Burada da her şey karaktere odaklı. Bütün çizgiler karakteri gösteriyor. Bu dövüş sahnesinde çarpışma etkilerini görüyoruz. Kılıç ya da ellerinde ne varsa artık. Etrafta da duman şeklinde efektler yapılmış. Bu çizimde hareketin yönü oldukça akıcı gösterilmiş. Etrafta yine uçuşan şeyler var. Son olarak bunda da kıyafet, saçlar hem bulanık hem titrek şekilde yapılmış.
çizgiler de aynı zamanda karaktere yönelmiş. Özetle, referans önemli. Her videoda, aşağı yukarı her videoda yani dediğim gibi. Doğru referanslar bulunduktan sonra hareketin etkisini artıracak çizgiler kullanılabilir. Bulanıklaştırma efektleri kullanılabilir. Panel çizgileri farklı şekillerde kullanılabilir. Ya da hiç çizgi kullanılmaya da bilir. Hareketin hangi açıdan çizileceği de önemli. Ekrandan çıkacakmış gibi çizilebilir. Karakter, yumruk, tekme vesaire. İlk karakter dövüşüyorsa veya kavga ediyorsa düşük konumdaki aşağı bir konumda veya küçük çizilebilir. Diğer karakter ise onu aşağıdan yukarıya bakılıyormuş gibi çizilebilir. Karakterin üzerindekiler de onunla birlikte hareket edecek. 180 derece kuralına göre çizilse daha iyi olur. Ama yalnızca biri sağ yumruğunu vuruyor, sonra diğeri vuruyor, sonra tekrar diğeri vuruyor şeklinde olmamalı. Farklı hareketler kullanılmalı, farklı açılar kullanılmalı. Mükemmel olmak zorunda değil tabii. Bir panele takılıp kalmayın bence. İlla ki ilerideki çizimler daha iyi olacaktır. Diğer paneller, diğer bölümler vesaire. Denemeye devam. Faydalı olmuştur umarım. Videoların devamını kaçırmak istemiyorsanız abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Evet, ikinci bölüm.